mutluluk duydum. İlk iki konferansımda Sayın Ömer Engin Lütem'de bulunmuşlardı. Kendisini rahmetle anıyorum. Onun bıraktığı bayrağı aynı yerden, aynı şekle devam ettiren Sayın Büyükelçi Alev Kılıç'ı yürekten kutluyorum. Ve AVİM çalışanlarına bu imkanı bana verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Onur duyuyorum. Çünkü biz akademisyenler eserlerimiz görüldükçe kendimizi daha değerli hissediyoruz. AVİM bizi değerli hissettirmiştir her zaman. Bu benim AVİM'deki 4. konferansım. Bunun ikisi kitap tanıtımı ile ilgiliydi. İddiat Terakki ve Ermeniler adlı çalışmamı AVİM'den dünyaya duyurmuştuk. Şimdi de göçle ilgili bu çalışmama aynı desteği verdiler. Müteşekkirim. Göç, insanların hayatını değiştiren, büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesine, savaşlara, barışlara neden olan son derece önemli bir olgu. Milli devletler göçlerle şekillenmiştir. Şimdi yaşadığımız coğrafyalar göç hareketleriyle el değiştirmiştir. Milletlere vatan olmuştur. Peki bu göçü zorunlu hale getiren nedir? Bu son derece önemli bir konudur. O nedenle hem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı uluslararası kuruluşlar göçle ilgili birimler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Ve göçmenlere statü belirlemek, onların vatanlarını belirlemek, kalacakları yerleri belirlemek bu kuruluşların görevi olmuştur. En anda Milletler Cemiyeti'nin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Çünkü göç her zaman devam eden bir olgudur. İnsanlık tarihini ilgilendiren bir olgudur. Bizim bugün burada toplanmamızın amacı ise Türk ve Müslüman kitlelerinin Anadolu'ya doğru yaptıkları göçü ortaya koymaktır. Ve aynı zamanda Anadolu'da iskan çalışmalarını ele almaktır. Çünkü Osmanlı Devleti Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtalarda çok geniş topraklar üzerinde hakimiyet sürmüştü. Ama 17. yüzyıldan sonra bu hakimiyet sorgulanır hale gelmiştir ve daralmaya başlamıştır. Balkanlardan ve Kafkasya'dan, Kırım'dan Türkiye'ye doğru göçler yapılmıştır. Ve bu göçler Müslüman kitlelerinin çoğunlukla bütün mal mülklerini yaşadıkları topraklarda bırakarak sadece canlarını Anadolu'ya atıp kurtarmak amaçlıdır. O nedenle Türk ve Müslüman göçlerinin sebepleri ve genel olarak hangi dönemlerde yoğunlaştığını, hangi bölgelerden daha çok yapıldığını ortaya koymayı amaçlıyoruz. Burada kavramlar nedir, hangi kavramlarla daha çok karşılaşacağız sorusunu lütfen geçebilir miyiz Hazel Hanım? Dördüncü slide lütfen. Öncelikle cevaplamamız lazım. İşte aşiretlerden bahsedeceğiz. Aşiretlerin iskanı önemli bir konudur Osmanlı tarihi açısından. Kabile, cemaat, oymak anlamında kullanılan bir sözcüktür aşiret. Bunu yalnız Avrupa'daki feodalite ile derebeylikle karıştırmamak gerekir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Mülteci kelimesini çok kullanacağız. Sığınma amacıyla bir yere gelen, yerleşen ama sonra geri dönenleri ifade etmek için kullanılan bir sözcük. Bunun dışında işte fert ve toplum kendi arzusuyla yer değiştirip başka bir yere gittiyse immigrate kelimesiyle ifade ediliyor bu. Ya da gönderildiyse deportation kelimesi, settlement dediğimiz işte iskan edilenler. Başlıca kullanacağımız kavramlar bunlar. Bir zaman çerçevesi çizmem gerekirse
1840'lardan günümüze kadar aşağı yukarı olan göçlerden bahsedeceğiz. Öncelikle geçelim lütfen. Konar göçer aşiretlerden söz etmek gerekiyor. Bunun da sebebi Osmanlı toplum yapısında bütün nüfus yerleşik yaşamıyordu. Nüfus şehirlerde veya köylerde yerleşik yaşayabiliyordu. Bir de sürekli yer değiştiren, yazın yaylaya çıkan, kışın ovalara inen konar göçer aşiretler diye tabir ettiğimiz kesim vardı. İşte bu kesim Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl ortalarında Tanzimat Fermanı'nı ilan ettikten hemen sonra yapmak istediği yeniliklerle uyuşmadı. O nedenle Osmanlı Devleti konar göçer aşiretleri yerleştirme, geçelim lütfen, politikası izlemeye başladı. Bunun en önemli sebebi konar göçer aşiretlerin esasen kanun ve nizam tanımaz tutumları, kendilerine özgü bir idari ve ekonomi oluşturmaları, diğer aşiretlerle yaşadıkları husumet, yerleşik halkla yaşadıkları anlaşmazlıklar ve hayvancılık yapmalarından dolayı mesela ekili arazilere sürekli zarar vermeleri gibi sebeplerle konar göçer hayat aslında Osmanlı Devleti'ni güçsüz bırakan, Osmanlı Devleti'nin yaptığı hizmetlerin toplumun tamamına ulaşmasına engel olan bir durumdu. O yüzden Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra alınan bazı kararlar ki işte askerliğin belli bir süre içerisinde yapılacak olması, herkesten gelirine göre vergi alınmak istenmesi, toplumun yerleşik yaşamasını zorunlu kılıyordu. Çünkü askeri alacağınız kişileri nasıl belirleyeceksiniz? Bir nüfus sayımı yapmanız lazım. Kimlerin askerlik mükellefi olduğunu anlayabilmek açısından. Öte yandan vergi mükelleflerinizi belirlemeniz lazım. Bütün bunlar ahalinin yerleşik yaşamasını gerektiriyordu. İşte bu sebeple Fırkayı İslahiye adı verilen ve 1863'te uygulamaya konan bir aşiretlerin iskanı politikası devreye sokuldu. Bunun başında Ahmet Cevdet Paşa vardır. Mecelleyi hazırlamasıyla tanıdığımız çok yönlü paşamız Ahmet Cevdet Paşa Fırkayı İslahiye'nin başına geçirilmiştir. Derviş Paşa da kendisine yardım etmek üzere görevlendirilmiştir. Geçelim lütfen. Burada Osmanlı Devleti'nin aslında aşiretlerin iskanını 1848'lerden itibaren gündemine aldığını söyleyebilirim. Rişvan, Avşar gibi büyük aşiretler yerleşik hayata geçirilmeye çalışıldı. Bunlar işte Sivas, Kayseri, Adana, Maraş, Antakya civarında yaşayan Çukurova aşiretleridir. Bunlar bazısı Ankara'ya, bazısı Sivas'ın bazı bölgelerine yerleştirildi ve yaylakları ellerinden alındı. Ama aşiretler bunu prestij meselesi yapmışlardır ve eski hayatlarına dönmek için her fırsatı değerlendirmişlerdir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir deyip devlete meydan okumaya devam etmişlerdir. Biz geçelim lütfen. Ama bu dönemde şöyle bir şey de vardır. Osmanlı topraklarına dışarıdan gelen göçler vardır. Bunu az sonra ayrı bir başlık altında ele almaya çalışacağım. Ama bu göçmenlerin iskan edilecekleri yerlere ihtiyacı vardır devletin. Hepsinden önemlisi belki de 1854 yılında başlayan Kırım Savaşı esnasında çok büyük borçlar alınmıştır. Ve bu borçların tahsil edilmesi büyük üretim gerektirmektedir.
Halbuki Osmanlı Devleti'nin üretim kapasitesi kapitülasyonlar sebebiyle oldukça düşüktür. Devlet üretimi gerçekleştirebilmek için hem aşiretlerin yerleşik hayata geçirilmesini hem de ülkeye göçmenlerin gelmesini çok önemsiyordu. Çünkü bütün bunlara ilaveten 1860'larda Amerika pamuk satışını durdurmuştu İngilizlere. Ve İngilizler pamuk ham maddesini farklı yerlerden temin etme çalışması başlatmıştı. Ve Çukurova'da yapılan deneme üretiminde Çukurova pamuklarının Mısır'dakilerle yarışacak kadar iyi olduğunu tespit etmişlerdi. Ve Osmanlı Devleti'ne Çukurova'da pamuk üretimi yapılabileceğini, bunu teşvik etmelerinin çok önemli olduğunu bildirmişlerdi. İşte bütün bu sebepler bir araya getirildiği zaman aşiretlerin iskanı konusunu Osmanlı Devleti ciddiyetle ele almıştır. Fırkayı İslahiye düzenlemeleri sonunda aşiretler Çukurova'ya yerleştirilmişlerdir ve onların yaylak olarak kullandıkları uzun yayla, yani bugün Sivas, Kayseri, Sarız, Pınarbaşı, bugünkü isimleriyle söylüyorum, dolaylarındaki bölgeye aşiretlerin çıkışı yasaklanmıştır. Ve bu bölgeye de göçmenler, Kafkasya'dan gelen Çerkezler yerleştirilmek suretiyle aşiretlerin geçişi engellenmiştir ve iskan politikası ciddi sonuçlar doğurmuştur. Olumlu anlamda lütfen geçelim. Neler olmuştur? Bir kere tarım üretimi çok artmıştır. Çukurova çok önemli bir bölge haline gelmiştir. Buğday üretimi, susam, tütün, şeker kamışı üretimi artmıştır. Bu saydıklarımın tamamı endüstriyel bitkilerdir. Ve bu endüstriyel bitkiler İskenderun ve Mersin limanı gibi bölgedeki önemli limanların varlığını da eklersek Osmanlı ekonomisine çok ciddi katkı verecek hale gelmiştir. O nedenle bundan aslında aşiretlerin lideri konumunda olan kişiler de memnun kalmışlardır. Onlar da insan sıkıntısı çekmedikleri için tarlalarda çalışacak çok sayıda mensupları olduğu için esasen bu yerleşik düzene geçmekten memnun kalmışlardır. Şimdi ikinci konu olarak göç, yani dışarıdan yapılan göçler hususunu ele almak isterim. Ama şunu sorgulamadan geçmek istemiyorum. Lütfen geçelim. Cumhuriyet döneminde acaba konar göçer aşiretlerin varlığı ne durumdaydı? Mesela Osmanlı'nın bu uygulamaları %100 sonuç vermiş miydi? Bu soruyu cevaplandırıp geçmek isterim. Osmanlı'nın uygulamalarının devletin gücünü kaybetmesiyle, mesela 93 Harbi, mesela Osmanlı-Yunan Savaşı, ekonomik zorluklar gibi sebeplerle takip edilemediği ve bazı konar göçer aşiretlerin yeniden eski hayatlarına döndüklerini görüyoruz. Bu Cumhuriyet döneminde de özellikle ilk yıllarda hükümeti en çok meşgul eden konulardan biri olmuştur. Ve 1927 sayımından bahsedilirse eğer, nüfusun sadece %20'si şehirlerde yaşamaktadır. Geri kalanı köylerde ve kırsalda yaşamaktadır. Geri kalan %80'in %40'ı şehirlerde yerleşik yaşamaktadır. Ve haliyle konar göçer hayat oldukça canlıdır. Bu Cumhuriyet reformlarına ters bir durumdur. Çünkü eğer eşitlik sağlanacaksa, laiklik sağlanacaksa, fırsat eşitliği eğitimde mesela sağlanacaksa, halkın yerleşik hayata geçirilmesi çok önemliydi. O nedenle Cumhuriyet döneminde 1922 İskan Kanunu ve ardından çıkarılan diğer kanunlarla
1927-28, 1932-34 dönemlerinde aşiretlerin iskanı ciddiyetlerine ele alınmıştır ve büyük ölçüde başarı elde edilmiştir. 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı kanun bu konuyla ilgili bazı düzenlemeleri beraberinde getirecektir. Aşiret reisliği ortadan kaldırılacaktır. Bu soyadı kanunuyla da ilişkilendirilmek suretiyle beylik, ağalık, şehlik unvanları kaldırılacaktır. Aşiretlerin tüzel kişilik olması yasaklanacaktır. Ve aşiretlere ait olan emlak, mülk varsa bunlara el konacak ve muhacir göçmenlere dağıtılacaktır denmiştir. Ve bu şekilde konar göçer hayat tamamen sonlandırılmaya çalışılmıştır. Şimdi sunumun ikinci bölümüne geçmek istiyorum. Lütfen geçelim. Dışarıdan yapılan göçler bu. Aslında hep vardı. Osmanlı Devleti varken dışarıdan yapılan göçler hep vardı. Ama göçlerin kitlesel hale gelmesi ve zorunlu olması, mecburen Anadolu'ya göçler, ilk olarak 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra karşımıza çıkan Kırım göçleridir. İlk defa Müslüman bir belde Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır ve Kırım'daki Müslümanlar Hristiyan hakimiyetinde yaşamak istemedikleri için Osmanlı topraklarına göç etmişlerdir. İkinci dalga ise Kafkasya'da karşımıza çıkmaktadır. Bu da İran 1813 Gülistan Anlaşması ve Osmanlı Devleti ile 1829 Edirne Anlaşması'nı yaptıktan sonra Rusya Kafkasya'da bir Ermenistan kurdu. Ve buraya Hristiyanları yerleştirip Müslümanları atmak istedi. Aynı zamanda Çerkes, Çeçen, Dağıstan bölgesinde yaşayan diğer Müslüman halklar bunları vatanlarından edecek bazı uygulamalar başlattı. İsimlerini kullanmayı yasakladı, kültürlerini yasakladı. Onları Ruslaştırmaya çalıştı. Ve bunu gerçekleştirmek için varsa ellerindeki verimli arazileri aldı. Onlara çorak araziler verdi. Mesela ovada yaşıyorlarsa onları daha çıkmaya mecbur bıraktı. Ve Müslümanlar Rus hakimiyeti altında rahat edemedikleri için buna itiraz ettiler. Mücadele başlattılar. Fakat bu mücadeleyi kaybettiler. Bunun neticesinde 1860 Şeyh Kamil, o kahramandır Çerkezlerin gözünde bu kişi. Ama o mücadele kaybedildiği için Anadolu'ya yoğun bir Müslüman göçü söz konusu olmuştur. Geçelim lütfen. Ve bu göçler 1854-56, 1860-64, 1877-78, 1896-90'lı yılların tamamı aslında göçlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerdir. Geçelim lütfen. Ve bu dönemlerde Osmanlı Devleti genellikle Müslüman göçmenlere kucak açmıştır. Onlara tarım alanlarını işletecek insan gücüne ihtiyaç duyduğu için arazi vermiştir, ev vermiştir. Gelmelerinin belli dönemlerinde askerlikten muaf tutmuştur. Bazı vergilerden muaf tutmuştur ve göçmenleri teşvik etmiştir. Göçmenler iskan edilirken de onların yaşam tarzlarına uygun bölgelere yerleştirilmesine özen gösterilmiştir. Ama bu her zaman mümkün olamamıştır. Çünkü Kafkasya'dan gelen göçmenler daha serin, daha dağlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyorlardı. Ama her zaman buna uygun arazi bulmak söz konusu olamamıştır. Ve göçmenler genellikle Güney Marmara, Ege ve Tuna boylarına, Balkanlara iskan edilmişlerdir. Çukurova'ya iskan edilen göçmenler de vardır.
Çukurova'ya iskan edilen göçmenler, geçelim lütfen. Biraz önce haşretlerle ilgili sunumda anlatıldığı üzere geldikleri bölgenin halkıyla iyi ilişkiler kurma konusunda çok başarılı olamamışlardır. Çünkü bölgelerde türbeş bir nüfus yoktur Osmanlı topraklarında. Bazı bölgelerde Müslümanlarla birlikte Ermeniler de yaşamaktaydı, Rumlar da yaşamaktaydı. Müslümanlar içerisinde de Türkler, Kürtler gibi ayrımlar yapmak, etnik ayrımlar yapmak da mümkündü. Dolayısıyla göçmenlerin geldikleri bölgelerde eğer gayrimüslim halk varsa bu Osmanlı Devleti'ni zorlayan ciddi ayaklanmalara yol açabilmiştir. Bu konuda biraz önce haşretlerin iskanını anlattığım Çukurova ve Uzunyayla bölgesi oldukça dikkat çekici bir bölgedir. Bunun da sebebi Zeytun Ermenileri gibi Osmanlı Devleti'ne dağlık bölgelerde yaşamalarının avantajını kullanmak suretiyle sık sık isyan eden bir grubun varlığıdır. İşte Zeytun Ermenileri 1860'larda Zeytun'a değil de Zeytun'un çevresine, mesela Elbistan, Göksun, Adana, Maraş, Çukurova, Sarız gibi bölgelere Çerkez göçmenlerin yerleştirilmesine itiraz etmişlerdir. Ve bu itirazı yaparken aşiretlere işbirliği teklifi yapmışlardır. Bu bilgiyi 1896 ayaklanmasının elebaşı Baron Agassi'nin anılarından öğreniyoruz. Yani 1896 baskılı, Paris baskılı kitabından öğreniyoruz. Orada diyor ki Baron Agassi, eğer aşiretler ürkmeyip Osmanlı Devleti'nden korkmayıp bizimle işbirliği yapmaya yanaşsalardı, bu 1896 Zeytun İsyanı'nın sonuçları çok daha farklı olurdu. Ortada Osmanlı Devleti falan kalmazdı diye iddialı bir tespit yapmaktadır. Gerçekten de Ermeni muhacir aşiret çatışması Osmanlı Devleti'ni özellikle 1860'lı yıllarda çok zorlamıştır. Ama devlet çeşitli önlemler almak suretiyle, işte karakollar yapmak, yol yapmak, telgraf hatları çekmek suretiyle, bazı yerleri kazaya dönüştürmek suretiyle bu ayaklanmaların büyümesine fırsat vermemiştir. Şimdi göçmenlerle yerli halk arasında bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Çünkü herkese hemen toprak verilememiştir ya da kendilerine verilen toprağı beğenmeyebilmiştir göçmenler. Yerli halkın arazisini kullanmışlardır. Tabii ki bu büyük bir anlaşmazlık konusudur. İskan edildikleri yerleri beğenmeyip başka yerlere gitmeleri kafalarına göre. Bu devleti zorlayan bir konudur. Ve göçmenlerin silahla dolaşması. Çünkü özellikle Kafkasya'dan gelen göçmenler at ve silahlarını çok seviyorlardı. Bu yerli halkın rahatsız olmasına, silahlı adamların ortalarda dolaşmasından tedirgin olmasına yol açacaktır. Bununla beraber yine Kafkasya'dan gelen göçmenlerin zeytin, ceviz, tütün, pamuk gibi yine endüstriyel değeri olan bitkileri, ekip biçmeleri, yetiştirmeleri Osmanlı Devleti açısından kazanmıştır. Öte yandan mesela Çerkezler, örneklerinde görüyorsunuz fotoğraflarda, savatlı gümüş işlemeciliği yapmaktaydı. At yetiştiriciliği, bunu Osmanlı ordusu için de yapmışlardır. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Çerkezlerle anlaşarak at tedarik etmiştir. Bu da önemli bir sonuçtur. Ama Kafkasya'dan kalkıp gelmişsiniz Anadolu'ya, Türkçe bilmiyorsunuz.
Adetleriniz tamamen farklı, kültürünüz, gelenekleriniz tamamen farklı ve siz Rus baskısıyla bütün malınızı, mülkünüzü memleketinizde bırakıp bilmediğiniz yerlere gelmişsiniz. Bu da hem göçmenler açısından oldukça zordur, özellikle dil bilmemeleri onları zorlamıştır. Yani gidip şu ürettikleri gümüşü satmaktan aciz oldukları gibi bir ekmek satın almaktan bile acizdir bu insanlar. Uzun yıllar bu asimile olmayı şu anlamda kullanıyorum. Çünkü onlar kendi kültürlerini korudular. Ayrı köyler kuruldu. Bu onların kendi dillerini, kültürlerini devam ettirmelerine zemin hazırlamıştır. Ben şu anlamda kullanıyorum. Normal hayatlarını idame ettirme süresi anlamında kullanıyorum. Oldukça zor geçmiştir diyebiliriz. Geçelim lütfen. Evet, bu sunumun 3. bölümü Şark mültecileri. Şark mültecileri 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan bir problemdir Osmanlı Devleti açısından. Rus General Vladimir Liahov Türk topraklarında ilerledikçe özellikle Acara ve Gürcistan'ı Ocak 1915'te ele geçirdikten sonra emri altındaki Kazaklara diyor ki Müslümanları nerede görürseniz öldürün. İşte bu önce Kafkasya'da sonra Doğu Anadolu'da büyük bir Müslüman kıyımının başlamasına sebep oldu. Ve Rus ordusu önlerinde Ermeniler tabii ki ilerledikçe bu katliamın boyutu arttı. Bu konuda biraz bilgi vermek sanırım yerinde olur. Malumunuz olduğu üzere Rus ordusu içerisinde görev almıştır Ermeniler. Tiflis'te asker alma yerleri oluşturmuştur Taşnak Sütü. Ve burada Ermeni gençlerini Rus ordusunda gönüllü o asker olarak çarpışmaya davet etmişlerdir. Ve Ermeniler Druzni denen bu birliklerle Rus ordusunun önünde hareket etmişlerdir. Van önce Ermeni sonra Rus ordusu tarafından ele geçirildiğinde ve orada bir Van Cumhuriyeti ilan ettiğinde Ermeniler Müslümanlara yaşama hakkı tanımamışlardır. Van'ı tamamen yakıp yıkmışlardır. Van'daki katliam bazı tanıkların anlattıklarına göre ki bu derlenmiştir, yayınlanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar artık kitapçıların raflarındadır. İnsanlık dışı muamelelerle doludur. Ve Van'ı terk ettikten sonra can havliyle hiçbir şeylerini yanlarına almayan bu insanlar sadece Müslüman oldukları için öldürüleceklerini bilen bu insanlar Bitlis, Muş, Erzurum gibi yerlere sığınmışlardır. Ama Ruslar ve Ermeniler oralara geldikten sonra o bölgeleri de terk etmek zorunda kalmışlardır. Ve yine tanıkların anlatımına göre bu yolculuk o kadar zordu ki bu yolculuk sırasında Tanrı'ya canımı al diye yakaran çok sayıda insan vardır. Ve bu insanlar aç, susuz, salgın hastalıklara açık vaziyette ilerlemekteydi. Ne evlerinde ne yollarda canlarını koruyabildiler. Çünkü Osmanlı Devleti savaş halindeydi. Osmanlı Devleti seferberlik ilan ettiğinden beri köylerde hiç kimse kalmamıştı ve Osmanlı Devleti Çanakkale'de ölüm kalım savaşı verirken Müslüman ahali, kadın, çoluk, çocuk, yaşlılar Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Ve mülteciler Diyarbakır'a, Mamret'in aziz vilayetlerine sığınmışlardı. Ve bu yerler
Üçüncü ordunun ikmal bölgeleriydi. Üçüncü ordu savaşmakla uğraşırken bir taraftan da aç, susuz, sefalet içerisinde kıvranan bu insanlara yardım eli uzatmak zorunda kaldı. Ve bir yerde Fevzi Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak'tan bahsediyorum. Bu mültecileri gördüğünde, onların sefaletini gördüğünde Trabzon valisine buna hal insanlarından utandım. Bu nasıl bir manzara? Cesetler bile defnedilmemiş, köpekler parçalıyor. Siz bunları görmüyor musunuz? Sorusunu sormak zorunda kalmıştır. Ve derhal Trabzon defterdarına ne kadar para varsa bütçesinde o paraların bu mülteciler için harcanmasını, hiç olmazsa ellerine ekmek verilmesini, su verilmesini, hastaların tedavi edilmesini ve bu salgının orduyu bile mahvedeceğini ifade ederek emretmiştir. Ama defterdar, Maliye Nazırı Cavit Bey bu duruma ne der bilmiyorum, ben bunu yapamam dediğinde derhal emrimi yerine getiriniz ve bu mültecileri doyurunuz demiştir. İşte 1916 yılı özellikle Erzurum Osmanlı Devleti'nin elinden çıktıktan sonra bu manzaralarla doludur. Erzincan, Trabzon ve diğer bölgeler elden çıktıkça mültecilerin yollarda sefil vaziyetteki mültecilerin sayısı artmıştır. Ve mülteciler sadece Ermeni çetelerinin saldırılarıyla değil, soğuk havayla, açlıkla ve salgın hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalmışlardır. İşte bu dönemde kimler var yolda? Sadece Müslüman mülteciler de değil aslında. Sevk ve İskan kanununa maruz tutulan Ermeniler güneye doğru gidiyorlar. Balkan Harbi'nden sonra canını kurtararak Anadolu'ya gelen Rumeli muhacirleri dolaşıyorlar ve Ermeniler, Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler, bunların bir kısmı Ermenistan'a gitmeye çalışıyorlar. Rus ordusunun gözetiminde önemli bir göç hareketi vardır orada. Ona da dikkat çekmek isterim. Ve yollarda, dağlarda, bayırlarda sadece savaşan askerler yoktu. Aynı zamanda bu insanlar vardı. Ve tabii salgın hastalıklar söz konusu olduğunda Ermeni, Rum, Türk, Kürt, Arap, asker, sivil ayrım yoktu. Herkes aynı sona maruz kalıyordu. Hastalığa yakalananların sonu ırkı, cinsiyeti, mezhebi ne olursa olsun ölümdü. İşte bu Birinci Dünya Savaşı'nın aslında az konuştuğumuz taraflarındandır. Belki de Müslüman mültecilerin yaşadıkları, bugüne kadar yazan destektaşlarım olmuştur ama yüksek sesle dillendirilmemiştir. Onların uğradıkları soykırım yeterince dile getirilmemiştir. Çünkü bu insanlar evlerinden barklarından olmuşlardır. Aileler kopmuştur. Çocuklar annesini babasını kaybetmiştir. Ebeveynler çocuklarını kaybetmişlerdir ve bunların sayısı oldukça fazladır. 1.604.031 mülteci 1919 yılı itibarıyla sokaklardadır. Bunlardan 701.000'inin hayatını kaybettiğini söylüyor Tasvir-i Efkar gazetesi. Aynı zamanda resmi belgelere yansıyan bazı rakamlardan da söz etmek mümkündür. İşte 800 bin mülteci, bunlardan 200 bini Rumeli mültecisi, 407 bini Şark mültecisi şeklinde belgelere yansıyan bilgiler de vardır. Bunları da paylaşmak isterim. Geçebilir miyiz lütfen? Şimdi yine abimin çalışmalarında da çok önem verdiği bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
envali metruki uygulamalarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü eğer göçmen, muhacir, mübadil diyorsak bu bir yerde envali metruki ile ilgili bir konudur. Çünkü Ermenilerin 1915-16 yıllarında Sevk ve İskan Kanunu'nun uygulandığı dönemde belli bölgelere gönderildikleri konusunu biliyoruz. İşte o zaman 10 Haziran 1915'te Envali Metruki talimatnamesi çıkarılmıştır ve denmiştir ki herkes Ermenilere ait mallar depolanacak, saklanacak ama bazı binalara, boşalan köylere muhacirler iskan edilecek. Şehir ve kasabalardaki boş binalara da muhacirler iskan edilecek. Kim bu muhacirler? Aslında Şark mültecileri. Yani devlet eliyle değil, kendi mecburiyetlerinden dolayı belli bölgelere göçüp gelmiş, canını kurtarmış, mülteci olmuş insanlar. Ve bunların köy, bahçe, tarla, bağ varsa bunları ekip biçmek suretiyle hem kendi karınlarını doyurmaları hem de üretime katkı vermeleri konusu gündeme getirilmiştir. Ve Osmanlı Devleti, geçelim lütfen, Envali Metruki ile ilgili bu uygulamalara çok özenli göstermiştir. Burada hem mültecilerin, muhacirlerin barınma ihtiyaçları karşılanacak hem de tarla, bağ, bahçe ekilip biçilmiş olacaktır. Burada önemli bir sorun vardır. O da boşalan evlere eşraf ya da bazı asker ya da işte şehirde sözü geçen kişilerin yerleşme arzusunda olmalarıdır. Bakın Talat Paşa imzalı bazı belgeleri ekledim buraya. Çok sayıda belge vardır bu konuda. Burayı geçebiliriz lütfen. Kesinlikle Envali Metruke'nin eşraf ve asker tarafından alıkonulamayacağını ve bu evlerin bu kadar sokaklarda göçmenler varken, yolda insanlar varken, evi barkı olan, hali vakti yerinde olan ve yerleşik olan insanlara verilemeyeceğini defaatle bildiren emirler göndermiştir. Ve devlet, hükümet bu konuda gereken her şeyi yapmıştır. O evlerin boşaltılmasını sağlamıştır. Savaş bittiğinde 1918 yılında Ermeniler geri dönüş kararnamesiyle tekrar döndüler. O zaman ne oldu bu mülteciler? İşte mülteciler evlerinden çıkarılmıştır devlet tarafından. Neden? Çünkü evlerin, tarlaların Ermeni sahipleri geri dönmüştür. Bu evler onlara iade edilmiştir. Bu noktanın altını çizmek isterim. Herkes döndüğünde evini, barkını, tarlasını, bağını, bahçesini geri almıştır. Ama milli mücadele sırasında Ermeniler, Rumlar, bazı Rumlar işgalci devletlerle işbirliği yapmışlardır. Ve bu işgalci devletler yenilince Adana'da, Maraş'ta, Urfa'da, İzmir'de bu kişiler düşmanla işbirliği yapanlar suç işledikleri için işbirlikçilerinin arkasından ülkeyi terk etmişlerdir. Geçelim lütfen. İşte bu noktada Envali Metruke ile ilgili bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır hükümet. Şunu söylemiştir. Demiştir ki malının başında olanlara malları iade edilecektir. Bakın 1922'de söyleniyor. Ama dışarıda olanların, malının yanında olmayanların malları hükümet tarafından idare edilecektir. Yani buralara birilerinin yerleşmesine, el koymasına, bu benim de demesine müsaade edilmeyecektir. Çünkü bazı Ermeniler başka Ermenilerin evlerini kendi eviymiş gibi göstermeye çalışmışlardır. Devlet buna da izin vermemiştir. Geçelim lütfen.
ve kendi vatandaşı olan bu kişilerin mallarını kendisi idare etmiştir. Lozan'da Envali Metruki ile ilgili bir düzenleme daha yapılmıştır ve taşınmazlarının başında olan Ermenilere mallarının geri verileceği söylenmiştir. Çünkü Lozan'da davet edilmiştir Osmanlı vatandaşı olan herkes Anadolu'ya gelmeye davet edilmişlerdir ve gelenlere de malları iade edilecektir denmiştir. Gelenler mallarını almışlardır, gelmeyenler ise daha sonra tekrar tekrar geçelim lütfen çağrı yapılmak suretiyle mallarının başına dönmesi istenmiş ama dönmeyenlerin malları uzun süre sonra muhacirlere ve göçmenlere kanunla verilecektir. İşte Cumhuriyet döneminde de göçlerin devam ettiği, Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı göçlerin Cumhuriyet döneminde de aynı şekilde sürdüğünü görüyoruz. Bunları gruplamak isterim, Cumhuriyet dönemindeki göçleri. Öncelikle mübadeleden bahsetmek gerekiyor. Daha sonra bazı Balkan ülkelerinden yapılan göçlerden, özellikle Yugoslavya ve Bulgaristan'dan yapılan göçlerden söz etmek gerekiyor. Şimdi Balkanlarla ilgili göç meselesi hep vardı ama Balkan Harbi ile doğruğa çıktı. Çünkü Balkan Harbi ile bugünkü Yunanistan ve Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk gibi diğer ülkelerde yaşayan Müslümanlar ve Türkler orada yaşama hakkını ellerinde tutamadılar. Çünkü Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da türdeş bir ülke yaratmak istediler ve Müslümanların toplu katliama maruz bırakılmak, köylerini basmak, çete baskınlarıyla onları sindirmek gibi eylemlerle zaten 1912 öncesinde de bölgedeki Müslüman ahaliyi yıldırdıklarına dair çok sayıda yazışma vardır Osmanlı arşivinde. Balkan Harbi sırasında Müslümanlar evlerini, barklarını terk edip Anadolu'ya gelmek zorunda kaldılar. Ve onların geride bıraktıkları mülkler hiçbir zaman araştırılmadı. Hiçbir zaman soruşturulmadı. Sırbistan'da Türklerin, Müslümanların ne kadar malı kaldı, bu araştırılmadı, sorgulanmadı. Ve o insanlar Anadolu'ya geldiklerinde güllerle, çiçeklerle karşılanmadılar. Çünkü öyle bir ortam yoktu. Öyle bir ekonomi yoktu. Onlar İstanbul'da, Edirne'de, Tekirdağ'da artık nereyi buldularsa cami avlularında, sokaklarda vicdanlı evini açan insanların yanında barındılar. Bu insanların işi, gücü, hiçbir şeyi yoktu. Sadece canları vardı ve Birinci Dünya Savaşı çıktı bu ortamda. Ve bu muhacir meselesi, Balkanlardan gelen göçmenler meselesi Birinci Dünya Savaşı çıkınca görüşülemedi. Halbuki öncesinde o ilgili devletlerde mübadele yapılması hususu masaya yatırılacaktı 1913 ve 14 yıllarında. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıkınca bu mümkün olmadı. Konu Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonraya kaldı ve 1918-1922 yılları arasında Balkanlarla Anadolu arasında bu göç, işte Rumların İzmir'de nüfusu çok göstermek istemeleri sebebiyle mesela Selanik'teki Rumlar kalkıp İzmir'e gelmişlerdir.
Atina'daki Rumlar kalkıp Manisa'ya gelmişlerdir ve Ege bölgesini kalabalık bir Rum nüfusu varmış gibi göstermeye çalışmışlardır. Aynı şekilde Çukurova bölgesinde ve çevresinde Ermeniler başka bir isim kullanıyorlardı mı biliyorsunuz. Ermeni nüfusu çok göstermek istemişlerdir. Adam Erzurumlu ama Adana'ya yerleştirilmişlerdir. Adam Muşlu ama Maraş'a yerleştirilmişlerdir Ermeniler. Çünkü burada nüfusu çok gösterme çabası içerisine düşmüşlerdir. Aynı şekilde Rumların Ege bölgesinde yaptıkları gibi. Dolayısıyla bu göç ve muhacere konusu Türkiye için bir yerde geleceğini inşa etmek açısından son derece önemli hal almıştır. Çukurova'da, Adana, Antep, Maraş, Urfa'da, özellikle Maraş ve Urfa işgali kendi imkanlarıyla sonlandırmayı başarınca Fransızlar Antep ve Adana'da da tutunamayacaklardır ve Batı cephesinde elde edilen bazı başarılardan sonra Ankara Anlaşması'nı yapıp bölgeyi terk etmek durumunda kalacaklardır. İşte bölgede yaşayan, Fransız işgal bölgesinde yaşayan Ermeniler önce Sancak yani İskenderun Hatay bölgesini, daha sonra Suriye'ye ve Lübnan'a, oradan da dünyanın farklı bölgelerine dağılacaklardır. Batıdaki duruma bakarsak, Batı cephesindeki çarpışmalar kazanılıp Yunan ordusu ülkemizi terk ettikten sonra o sonradan gelen Rumlar da tabii ki bölgeyi terk etmişlerdir ve mübadele konusu yeniden gündeme alınmıştır böylece ve buraya Nansen gönderilerek durumun tetkik edilmesi Avrupalı devletler tarafından sağlandı. Lozan Anlaşması öncesinde Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair mukavele ve protokol imzalanmak suretiyle bu mübadeleyle ilgili çalışmalar netleştirilmiş oldu. Ve böylece İstanbul'daki Rumlar hariç, Batı Trakya'daki Türkler hariç tutulmak üzere Yunanistan'da ve Türkiye'de yaşayan Türk ve Rum ahali karşılıklı olarak mübadele edilmişlerdir. Tabii bu esnada oldukça kayda değer problemler yaşanmıştır. Çünkü şöyle bir karar alınmıştı. Mesela Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlere oradaki malları değerinde buradan mal verilmesi, ev verilmesi. Buradan giden Rumlara da aynı şekilde orada aynı değerde mal verilmesi kararlaştırılmıştı. Ama Türkiye'de savaş yaşandığı için çoğu yerlerde Rumlardan kalma, Ermenilerden kalma evler kullanılamaz durumdadır. Çünkü giderken yakmışlardır. Bağları, bahçeleri yakmışlardır. Biz Türk ordusu İzmir'e girdiğinde İzmir, o üzüm bağlarıyla meşhur İzmir görünümünde değildir. O dönemde bağlar bile yanmıştır, tarlalar yakılmıştır, evler yakılmıştır. Dolayısıyla yeni hükümet bu mübadele konusunu dahiliye nezareti ve maliye nezaretinin yapacağı işlerle yürütemeyeceğini anlayıp mübadele İmar ve İskan Bakanlığı kurmak suretiyle bu konuyu ayrı bir bakanlık kontrolüne vermeyi uygun görmüştür. Mustafa Necati Bey ilk bakan olarak, ilk vekil olarak tayin edilmiştir ve bu konuyu yürütmüştür. Geçelim lütfen. Sekiz bölge belirlendiğini görüyoruz 1923 mübadelesinde. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Doğu bölgelerine çok fazla mübadele gönderilmiyor. İlk etapta.
1925'ten sonraki geçelim lütfen mübadelede o dönemde gelenlere Doğu bölgelerinden de yer verildiği anlaşılmaktadır. Ben bu kayıtları döneminde tutulan mübadele, muhacir ve göçmen defterlerine bakmak suretiyle elde ettim. O defterlere bakarak ancak bu bilgilere ulaştım. Çünkü devletin resmi yazışmalarında nerede hangi köy kuruldu, kim hangi işi yapacaktı, işte tam olarak kaç nüfus vardı, bunları çok fazla yazışmalardan temin etmek mümkün olmadı. O nedenle devlet arşivlerindeki defterlerden yararlanarak bazı bilgilere ulaştım. O zaman açıktı defterler. Ama şu anda açık mı emin değilim. Çünkü bir şeyi kontrol etmek için gittiğimde defterlerin verilmediğini söylediler bana. Kontrol edeceğim için sadece bakmama izin verdiler. Evet, geçebiliriz. Evet, burada doğu bölgelerini de görmek mümkündür. Mübadelelerin fotoğraflarını görüyorsunuz. Geçelim lütfen. Evet. Malatya, Elazığ, Dersim, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt gibi yerlere de mübadeller iskan edilmeye başlanmıştır. Peki mübadeller geçelim lütfen. İskan edilirken nelere dikkat edilmiştir? Bundan da belki söz etmek yerinde olur. Bir kere mübadillerin serpiştirme yani mevcut köylere ekleme yapmak suretiyle iskan edilmesi, bunu kaynaşmanın daha kolay olması açısından devlet tercih etmiştir. Ama zaman zaman yeni köyler kurulduğunu da görmek mümkündür. Mübadillerin ne iş yaptığına bakılmıştır. Mesela benim o defterlerde gördüğüm şu oldu vardığım sonuç. Çok büyük çoğunluk çiftçilik yapıyor. Bir tek marangoz var. O marangozu almak için bütün valiler sıraya girmişlerdir. İşte marangozu İzmir'e gönderin. Marangozu Maraş'a gönderin. Marangozu Adana'ya gönderin. Adana'ya gönderin. Zanaatkar kıtlığı vardır o dönemde. Ve bir marangoz, bir fırıncı, bir ayakkabıcı son derece önemli iş yapmaktadır. Ve şehrin en güzel yerine yerleştirilip en güzel evler zanaatkarlara verilmiştir dersem abartmış olmam sanırım. Peki çiftçilik yapanlar ne ekip biçiyorlar? İşte burada bir uzmanlaşma. Zeytin, tütün, narenciye. Mübadil göçmenlerde daha çok bunu görüyoruz. Çukurova bölgesine narenciye yaparlar. İşte Samsun, Bafra, Adıyaman gibi bölgelere tütün ekenler yerleştirilmişlerdir. Ve bu bölgelerdeki üretim bu şekilde artırılmaya çalışılmıştır. Geçelim lütfen. Sunumun son bölümü. Balkanlardan Anadolu'ya yapılan diğer göçlerden bahsedeceğiz. Yugoslavya ve Bulgaristan gibi ülkelerde türdeş nüfus oluşturma çabası, oralarda yaşayanların, Müslüman ya da Türk olanların evlerinde, yurtlarında barınmalarına olanak vermedi. Ve bu insanlar maalesef kendi yurtlarını terk edip Türkiye'ye gelmek zorunda kaldılar. Özellikle 1929 ekonomik krizi, 1930'un yılların başında Avrupa'da başlayan milliyetçiliğin yükselmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi olabilecek bazı şartların ortaya çıkması bu göçleri hızlandıran diğer konulardır. Geçelim lütfen. Burada 2510 numaralı 1934 yılında çıkarılan kanun, Türk soyundan olma, Türk kültürüne bağlı olma, muhacirlerin gelmesi için, Türkiye'ye gelmesi için aranan şart. Ama lütfen bunu 1934 yılı şartlarına göre
değerlendirmeyi ihmal etmeyelim. Bunu bir ırkçılık gibi telakki etmek haksızlık olur kanaatindeyim. Çünkü Avrupa'da Türklere yaşama hakkı tanımayan rejimler, faşist yönetimler ortaya çıkmıştı ve Türkiye'deki imkanlar kısıtlıydı. Türkiye'de herkese verebilecek kadar arazi, tarım alanı ve ev yoktu. Yenilerini yapacak imkanlar kısıtlıydı. O nedenle böyle bir düzenleme yapıldı kanaatindeyim. Geçelim lütfen. Şimdi burada iskanlı ve serbest statüsünde iki göçmen türü var. Serbest statüde gelenler ki 1934 yılına kadar genellikle böyledir. Kendi imkanlarıyla yerleşmişlerdir. Yani devlet onlara yardım etmemiştir. İskanlı statüde olanlar ise, lütfen geçelim, devletin yardımıyla bir yere iskan edilen kişilerin bulunduğu göç statüsüdür. Şimdi Bulgaristan'a bakalım. Bulgaristan, Türk ve Müslüman olduğu için insanların canını en fazla yakan ülkelerden biridir. O, zaman zaman kitlesel göçlere yol açmış. O derece büyük bir baskı ortamı oluşmuştur. Tabii ki 1930'lu yıllarda bu baskı ortamı had safhaya ulaşmıştır. Bilhassa komünizmin Bulgaristan'da yerleşmesinden sonra Türklerin ve Müslümanların bu ülkede kalmasına müsaade edilmedi ve insanlar 1936'da topluca Anadolu'ya geldiler. İkinci toplu göç 1950'li yıllarda. Bu da Soğuk Savaş döneminin önemli hadiselerinin yaşandığı yıllara denk gelir. Özellikle Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin işte Boğazlardan üst istemesi, Kars, Ardahan, Artvin gibi asırlık Türk memleketlerini istemesi ve bunu yaparken hiç çekinmemesi Türkiye'yi biraz tedirgin etmiştir ve Türkiye NATO'ya girmek istemiştir. Fakat NATO'ya girsin mi girmesin mi diye diğer NATO üyeleri müzakere ederken Türkiye Kore Savaşı'nın içinde bulacaktır kendini. Bir geriye geçebilir miyiz lütfen? Çok ilerledik. Ve Kore Savaşı'nda Türk askeri büyük fedakarlık göstermiştir. 7500 civarında şehit vermiştir Türk ordusu. Kayıplar vermiştir. Ve alnın adıyla Türk ordusunun gücünü bütün dünyaya göstermiştir ve bileğinin hakkıyla NATO'ya üye olmuştur. İşte Kore Savaşı'na vay efendim siz nasıl asker gönderirsiniz diye Bulgaristan orada yaşayan Müslümanlara, Türklere etmediğini bırakmamıştır ve çok büyük baskılar uygulamıştır. Ve bir anda, bir gecede aslında yüz binlerce insan sınıra gönderilmiştir. Buradan Bulgaristan herhalde şunu umuyordu: Türkler bu kadar çok nüfusla bir anda çökerler, çok zor durumda kalırlar ve ekonomileri alt üst olur. Herhalde Bulgaristan bunu düşünerek bir gecede çok sayıda insanı kapıya koymuştur. Ama öyle olmamıştır. Türkiye bu zorluğunda altından kalkmayı başarmıştır. Ve göçmenler için, Bulgaristan göçmenleri için yardım kampanyaları düzenlenmiş. Ve onlara gereken destek sağlanmış, köyler kurulmuş, evler yapılmıştır hatta. Geçelim lütfen. Ve buradan gelen göçmenlerin de rahat yaşayabilmeleri için kendi yaşam tarzlarına uygun bölgelere yerleştirilmesi için devlet gerekli tedbirleri almıştır. Onların yerleştirilmesi için elinden geleni yapmıştır. Geçelim. Evet,
Diğer bir kitlesel göç Bulgaristan'dan 1989 yılında gerçekleşti. Biliyorsunuz ardından da zaten komünist sistem çökecektir. O dönemde de Türkiye soydaşlarımıza, dindaşlarımıza sonuna kadar kapısını açmak suretiyle destek olmuştur. Geçelim lütfen. Bu destekler yapılmıştır ama şu konuya da dikkat çekmek isterim. Aslında Balkanlardaki Türk ve Müslüman vardı. Hristiyan ülkelerin bu baskıcı tutumu nedeniyle sona erdirilmiştir. Ve oralarda çok az sayıda şu anda yaşayan Türk ve Müslüman bulunmaktadır. Bulgaristan'da ve diğer Yunanistan'da ve diğer bölgelerde. Bu baskılar Elan'da devam etmektedir. Batı Trakya Türklüğü Yunanistan'dan gelen baskılar nedeniyle zaman zaman basının gündeminde olmaktadır. Bu konuya da dikkat çekmek isterim. Geçelim lütfen. Evet, göçmenler yine Türk ekonomisine katkı verecek şekilde iskan edildiler. Tütün, zeytin, badem gibi endüstriyel değeri olan mamuller göçmenlerin gelmesinden sonra daha da hini yetiştirilmeye başlanmıştır. Ve son slaytımızı paylaşıyoruz. Göçmenlerin içe dönük yaşadıklarıyla ilgili bu konuda sözlü tarih çalışması yapıldı. Ve göçmenlerin yerli halkla mesela evlilik kurmadıkları ama günlük hayatlarında yerli halkla iyi ilişkiler kurduklarını söyleyebilirim. Onlar kendi iç düzenlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Yerli halkla kaynaşmamaya çalışıyorlar ki varlıkları Anadolu'da devam etsin. Çok teşekkür ediyorum efendim.